Selamünaleyküm canlarım, Cansun Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim sağlık, sıhhat, şifalar versin inşallah. Şifa, dua bekleyen kardeşlerime, abilerime, ablalarıma inşallah Rabbim sağlık, sıhhat versin. Bugün ne yapacağım diye soracak olursanız şöyle. Tarhana çorbamız vardı bildiğiniz üzere. Bunu annemle yapmıştık. Anacığım bize böyle tarhana çorbası yapmıştı. Annem gülün orada yapmıştık. Buna bayağı 2 sene olacak arkadaşlar. İnanın o kadar iyi ki hala bozulmamış. Aynı güzelliğini koruyor, aynı şeyini. O yüzden bugün bunu yapacağım. Bana birkaç izleyicim sordu o tarhana nasıl yapılıyor diye. Geçen annem gülün orada yaptık. Ama baştan çekmeyi tabii ki de unutmuşuz. O yüzden bugün şöyle baştan sona bir çekeyim diyorum. Bir de sizlere göstereyim. Hadi o zaman şimdi bunun kapağını açalım. Kapağını mecbur bozacağız şuradan. Biraz bıçak yardımıyla açalım. Evet canlarım. Şöyle bir tenceremi çıkarttım. Derin bir tenceremi gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içinde yapacağım. Ama bugün değişik bir usulle yapacağım. Normalde ben bunu önce sıvı yağsını sonra da nanesini kavuruyordum. Ondan sonra üzerine çorbamızı ekliyordum. Bugün tam tersini yapacağım. Önce çorbamızı bunun içinde bir kaynatacağım. Sonra üzerine yağın içinde nanemizi ekleyeceğim. Niye konuşamadım ki? Şöyle mutfağımda kalabalık gibi görünmesin canlar. Şu kutularımızda köpeklerimize yiyecek biriktiriyorum. Çöpe atmaktansa hayvanlarımıza vermeyi tercih ediyorum. O yüzden onlarda o var. Şunda da şöyle turşumuz var. Bunu da gelip gittikçe yiyorum. İnanın ki turşu hastası oldum iyice ben. Şimdi şuradan leğenimi bir çıkarayım önce. Burayı yine ben biraz karıştırmışım sanırım. Bir de şöyle suya da tutsam olur aslında. Bir şey yok ama yine de huylanmayayım. Şöyle bir de elimi yıkayayım. Aklımda kalmasın. Şimdi canlar bunun kapağını ben bir açayım önce. Şöyle çevirelim bunu. Gördüğünüz gibi açtım. Şuradan bir kaşık yardımıyla bunu böyle içinden çıkaracağım. Bu leğenimiz küçük gelir gibi ama yine de bakalım. Tenceremizde de küçük olur aslında. Bu gördüğünüz gibi canlar bayağı katılaşıyor. Şöyle yakında göstermek istiyorum aslında. Ben daha önce hiç görmedim diye izleyicilerim çoktu. Şöyle. Çok güzel. Yoğurt bir de çorbalık bulgur. Yani ufak bulgur kırılmış hali. İkisini dışarıda kazanlarda kaynattık arkadaşlar. Hiç altını kesmedik ateşini. Aşırı derecede hararetli değildi ama karıştırmayı da hiç bırakmadık kesilir diye. Önce elimizde yoğurduk. Dışarıda yaptık. Canlar. Buna bir kavanozda soğuk su ekleyecek. Şöyle de yapın. Etrafında da kalmasın. Tertemiz olsun. Şöyle bir kavanozumuz canlar. Size biraz uzak olmuşum sanırım. Leğenimiz de iyiymiş. Bunu çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Çatalla da ezebilirsiniz. O içinde top top kalanları ezmemiz lazım canlarım. Birazcık daha su eklemek istiyorum. Şöyle çok az. Aşırı derecede koyu olduğumu sevmiyorum çünkü ben biraz sulu olsun. Sobamızda yaktım, yükselimi yatırdım. Uyumuyor ama filme bakıyor tabii ki de. Şöyle yapayım. Sizlere baka baka. Şöyle gördüğünüz gibi canlar. Normalde ben bunu elimle yoğururum canlar. Yani ellerimi yıkıyorum. Elimin içinde şöyle eziyorum bildiğiniz gibi ama şimdi 40 tane kıl kulak dağılır. Bir şey söylenir diye. Öyle yapmak istemiyorum. Sizlere de bu halini göstermek istiyorum. Şöyle. İçinde kalan bütünleri eziyoruz. Bunu sobamızın üzerinde inşallah pişireceğim biraz sonra.
Sizler nasılsınız? Canlar iyi misiniz? Güzel yorumlarınızı o kadar seviyorum ki canlar. İnanın kötü yorumlarınızı da seviyorum. Yani kötü deyip de arkadaşlar kötü yorum olmayana şöyle olur mesela. Siz bende bir şey beğenmezsiniz. Bunu bana söylersiniz. Ben de bunu yanlış görüyorsam onu düzeltmeye çalışırım. Böyle yanlış yoruma can kurban. İyi yorumlarınız için de teşekkür ederim. Yani iyi seviyor, kötü sevmiyor demeyin. Bana göre hepsi aynı inanın ki. Şöyle içinde bir iki bütünümüz kaldı. Oraları da ezelim. Vallahi ben sizleri çok seviyorum canlar. Siz bana ne deseniz deyin. İnanın tıpkı bir aile gibi olduk. YouTube'a girince mesela şu abla yazmış, bu abla yazmış. Artık herkesin ismini öğrendik. Yeni gelen izleyicilerimiz oluyor. Onlara da buradan hoş geldiniz diyeyim tekrardan. Belki yeni izleyen vardır. Yeni gören, yeni gelen. Anne, yer yapıyor. Video çekiyorum aşkım. Kapattım videoyu. Çorba yapacağım aşkım. İçecek misin sen de? Bunu şöyle yapalım. Etrafa hiç bırakmadan. Bir de bunun içini. Anne, onu iyi et dedi. Çorba yapacağım aşkım. Şimdi bunu ben şöyle kapağını da kapatıyorum arkadaşlar. Bunu ben sobamızın üzerine koyup geleceğim. Oraya koymadan önce de anne çikolata yiyeceğim. Çikolata mı yiyeceğim? Al. Kastıklı. Büyük kastıklı. Büyük kastıklı. Al. Burası çekiliyor hala. Anne al. Büyük kastıklı. Hadi götür. Şöyle. Ufacık temelik tavamın içine de biraz yağ koyacağım. Yanmadı orası. Şöyle yapalım. Sıvı yağımızı ekleyelim. Fazla yağlı oldu mu tadı kaçıyor arkadaşlar. O yüzden biraz daha normal eklemeye çalışıyorum. Yağımız da bitmiş bu arada. Ben bir yağ doldururum. Ha, burada yok. Şimdi biraz daha nane çıkaracağım. Nanemizin önünde de malzemelerimiz varmış. Şöyle. Anne, bunu ben sobamın üstünde bırakım arkadaşlar. Anne, sizlere inşallah kaynama zamanına geldiği zaman tekrar göstereyim. Ne annem? Anne bunun kapağını yastık çıkardı. Geç bakayım. Bir de çaydanlığımıza su alalım. Şöyle. Çayımızı da koyalım. Sobamız yanıyorken o da kaynasın. O da. Bunu ne zaman yaptığınız önemli değil. En sonunda da yapabilirsiniz. En başta da yapabilirsiniz. Ben sizlere göstermek amaçlı şimdi yapıyorum. Yani çorbanız piştikten sonra da yapabilirsiniz. Hiçbir farkı yok inanın ki. Halinde. Sobalarımızı doldurduk. Evlerimiz temizlendi. Kendi evimde yatağımın altını çekmek istedim. Temizlemek için en alt kısmını. Ama gücüm yetmedi. O yüzden sadece yükselen yatağın altını temizledim. Diğer malzemelerin altını temizledim. Koltuklarımın altı. Oraları temizledim arkadaşlar bugün de. Ne oldu? Hadi gel kızacığım. Gel bir zincirini gösterelim izleyicilerimize. Kolyemi. Anne. Yükseleme de kolye aldım arkadaşlar. Dün Perşembe'ye pazara gittik. Orada Saraf'a uğradık. Şöyle. Anne bu yedi. Kırtık. Ay yıldız. Dur şöyle gösterelim. Ay yıldız. Dur ters olmuş ama ters takmışsın. Şöyle canlar. Gördüğünüz gibi. Bizde var boynumuzda. Bende var mesela şöyle. Hasan da var aynı şekilde. Sürekli imreniyordu ben de istiyorum diye. Dün de oğlumu aldım ama nasıl aldık? Oğlum bunun parasını kendisi biriktirdi arkadaşlar. Kumbarası vardı. İçine eline geçeni attı, eline geçeni attı. Böyle bir kolye oldu bize. Parasıyla da. Hı? Ama paralarını verirken çok acıdı. O yüzden bozuk paralarını geri aldık. Diğerleri verdik. Anne, anne. Hangisi annem?
anneciğim, sıcak evimize gitmeni de geliyor. Anne, hadi. Yağımız da olmuştu bayağı. Koktu çünkü. Sakın yası yedirdi. Ben sakayı kapağını açamam sakayı. Tamam, ben geliyorum. Şöyle şu kaşığımızla nane ekliyoruz. Naneyi çok severim arkadaşlar. Organik kendi nanemiz. Kaşığımızda küçük, ne kadar attın gene demeyin bana. Tamamdır. Çok güzel. Biraz sonra çorbamız kaynayınca arkadaşlar sizlere dönüş yapayım. Bunu dökerken gösterim. Bir de o kaynarken gösterim. Sobamız da boşayamasın. Şu çayımızı da bir götürelim. Biz de sıcak evimize gidelim. İnanın canlar, bizim burada kış geldi. Vallahi donuyor. Sıcak memleketimiz var mı şu an bilmiyorum. Bir yere soğuk geldi mi her yere geliyor. Yakınlarımıza kar yağmış sanırım bir de. Onun ayazı var dışarıda. Şimdi çorbam kaynayana kadar arkadaşlar, o taşmadan, ısınmadan gideceğim, bir sarı kızımızı doyuracağım. Bir de koyunumuz var bir tane. Onu doyurup geleceğim. Bir de sularını vereceğim. Hava kararmadan evime çekileceğim. Hasangil de bugün ağla gittiler. Ağlı getiriyorlar. Az sonra koyunların hepsi gelecek sanırım. Köpeklerimizi getirdi Hasan bu arada. İki koca kafa geldi. Diğerleri duruyor. Şimdi görüşmek üzere. Şöyle odun ateşinde tarhana çorbası, yoğurtlu tarhana çorbamız şu şekilde. Bismillah, daha kaynamadı arkadaşlar. Yükselme, öyle yapma. İçine bir çömçe getirdim böyle, fazla arayı uzatmadan karıştırıyorum çünkü kesilir arkadaşlar. Altı da çok sıcak bildiğiniz üzere. Evimiz ısındı. O kadar mutluyuz ki. Yüksel de çikolatalı ekmek yedi. Yemeğimiz var. Nohut yemeğimizi istemedi. Şöyle Yüksel'imin yastıkları, kalemleri toplanmış, temizlenmiş evimiz. Sonra yine aynı oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bayağı dumanlar çıkmak üzere üzerinden. Sobamıza kömürümüzü de attık. Şöyle. Çömçemi almam gerekiyor. İçinden kepçemi, ama video çektiğim için şu an alamıyorum. Şöyle de çayımız. Çay suyumuz da ısınıyor. Düğümlerimiz de, sularımız. Şunu da biraz sanırım fazla doldurmuşum. O zaman çorbamız pişmeye devam etsin. Evet benim değerli izleyicilerim. Şöyle görüyorsunuz. Çorbamız. Bakın şimdi. Sadece bir kere kaynamasına izin vermemiz lazım arkadaşlar. Çünkü zaten bu pişkin. Şöyle görüyorsunuz, köşeden kaynamaya başladı. Şöyle hemen yanıma yağı da getirdim. Bunu da yeni aldım. Şöyle çiti piti, çok sevdim. Gördüğünüz gibi eskiden olurmuş ya. Aynı onlara benziyor. Yükselim dur annem. Yanan neydi? Şöyle yapalım. Yüksele bakacağım diye kamerayı da götürmüşüm. Şimdi böyle yaptığınız zaman canlarım niye böyle yapıyorsun diye sorarsanız bana, sebebi de şu. Diye şekil yaptığınız zaman içine çorbanın, tarhanayı dökerken yağın içine her taraf yağ oluyor. Ev, yapılan yerler, her yer. Bu yüzden böyle yaptım. Şunu da sobamızın yanına koysam. Aslında video için inanın ki böyle tuttum. Arkadaşlar şöyle. Size biraz önce yakından ayrıntılı gösterdim. Yağı kattım. İçine yağı kattık. Anne. Şöyle. Biraz bunun içine de. Anne biraz sıkıyordu. İçinde kalan yağlarımız geri gelsin bize. Sobamız çok güzel yanıyor. İçinde kömürümüz var. Kömür doldurmuştum sobamıza. Üşümeyelim diye burada otururken. Şimdi çorbamız içilmeye hazır. Bugün niye bu kadar çok dilim tatlandı anlamış değilim ama artık sizler beni anlıyorsunuz. O yüzden hiçbir sıkıntı yapmadım kendime. Anneciğim dokunma. Anne suyu kapat da. Şöyle demirimizi alalım. Yükselin değil mi anneciğim ona?
Sobamızı artık kapatalım canlar. Şöyle tutacağımızla çorbamızı çekelim. Şundan. Yandı anne. Şöyle örtelim. İse yandı. Yok, yanmadı. Niye yanmadı? Sonra... Tamamdır canlar. Hatta şununla da şunu yer değiştireyim. Hasan aramış. Ben geliyorum çay koy diye. O yüzden çay suyumuzu kaynasın. Şurada şöyle koyalım. Sobamızı kapattık. Artık bu kaynama işlemini bırakın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Çayımızı, suyu da burada ısınsın. Bu çok ısınmış. Bugünlere Endoğan'dan bir tane video paylaştım. Yükselim susmuyor. Onu biraz susturdum. Sonra çocuk susmuyor diyorsunuz. Şimdi çorbamızın ağzını örtelim. Ne Yüksel? Yüksel'le anne bak. Sildeş yok birbirimizi. Anne. Anne. Bak bu adaktı. Bu taşıyor burada. Hı. Bastırsan açıyor. Çünkü de düşüreceğim daha. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bitti şimdi işimiz. Çorbamız bu kadar. Biraz sonra aşağı indireceğim. Dinlensin. Hasan gelene kadar. Ben inanın çok acıktım. Hala bir yemek yemedim. Yalnız olunca canım istemiyorum. Yani. Artık hep beraber yeriz onlarla. O zaman canlar bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın inşallah.